Futbolcu bahane üretmeyi sever, üretir. Yalnız benim futbolculardan beklentim şu. Yani bir bahane üretmek değil, çözümün bir parçası olmaya çalışmak. Gerçekten çözümün parçası. Bu sessizlik parçası, iyi değil diyorsun. Bu sessizlik iyi değil futbolcularda. Konuşun bakın, ya. ya. Bakın bizim milli takımımızın bir kaptanı yok mu? A milli takımımızın özel oyuncuları yok mu? Bu meslekte yükselmiş, marka olmuş oyuncularımız yok mu? Profesyonel Futbolcular Derneği. Ya o dernek ayrı. Dernek kendi çalışmasını mutlaka yapıyordur. Ama veya futbol federasyonu bir şeyleri görüşüyordur. Ama ya milli takım kaptanları çıkın bir şey söyleyin. Kulüplerin kaptanları, büyük kulüplerin kaptanları çıkın bir şey söyleyin. Yerli veya yabancı çıkın bir şey söyleyin. Ya bakın futbol federasyonu oturuyor. İşte kaç tane yönetim kurulu üyesi varsa bağlanır Skype'ler, birbirlerine bağlanıyorlar. internetten. işte görüntülü toplantı yapıyorlar. Ya o, buradan öneriyorum. 18 takımın kaptanı. Çıkın siz de bir, birbirinizle bir görüş alışverişi yapın. Yabancıysa kaptanlar, alın tercümanları, onu tercümanları da bağlayın. Oradan bir ortak akıl çıksın. Ortak bir şey bir şey söyleyin. Yani bir şey isteyin veya bir şey talep edin. Deyin ki biz oynamayız sebebi şu ve oynarız ama şunları da isteriz. Yani e, şu konuda endişelerimiz var, bu konuda endişelerimiz var. Bize bir güvence verin, çıkın, çıkalım oynayalım veya hayır oynamıyoruz. Ama bu kadar sessiz olmayın. Futbolun ana unsuru sessizsiniz. Konuşmayan da sessizsiniz ayrıca. Yani bağlananlar. O bir çelişki. İşte evde antrenman yapıyorum. İşte evde çok özledim futbolu. Başka? Yok mu başka söyleyeceğim bir şey? Maçlar gelince evdeki üç ay özledi. çocuğumu düşünüyorum evet. sana bana diyorsa evet. bunu çık e, medyaya da söyle. Çık bir şey söyle. Kaybetmeyeceksin. Artık eskisi gibi değil. Sonra rıza Hoca çıktı dedi ki, hayır ben yanlış buluyorum dedi evet. en başından beri. Sonra Antalya konusu oldu. Şu an hangimiz rıza Hoca'yı eleştirebiliriz ki? Yani hepimizin doğru ya da yanlış kararları var ama ben rıza Hoca'yı şöyle takdir ediyorum. Çıktı ve konuştu. Evet. Medeni cesarettir. Fikrini açık açık evet. beyan etti hocam yani. Budur benim yani bizim futbolcu zaman zaman seslendirdim tepki aldım da biliyorum. Bakın mutlak itaat iyi bir şey değil. Yani futbolcu o kadar itaatkar oldu ki kulübüne Başkanına, antrenörüne az üst hiyerarşik bir durum, yani özellikle bizim ülkemizde. Yani yabancı oyuncu 18 yaşında e, o hiyerarşik şeyi bir şekilde kırıyor takımın içerisinde. Biz kendi ülkemizde bir türlü karamadık. Bu kadar itaat etmeyin ya. Bu kadar itaat etmeyin. Çıkın fikrinizi söyleyin. Rıza Hoca da söylemiş. Bu arada bir itaat makamı yok. Yok, futbol federasyonu veya kulüplerin köleleri değilsiniz. E, eğer Gladyatör müyüz diye ben, ben bence önce kendinize bakmalısınız. Tekrar öneriyorum. 18 takımı kaptanı, bağlansın birbirine, otursun tercümanları, bir fikir alışverişi yapın. Sonra da Süper Lig'in kaptanı kim? Seçin bir tane aranızda kaptan. Süper Lig'in birinci kaptanı, ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı olsun. Futbolcuların bir sözcüsü olsun. Profesyonel Futbolcular Derneği var. Ama Süper Lig'in de bir e, şeyi olmalı. Futbolcuların kendi arasında bir fikir alışverişini takiben bir önerisi olmalı. Bakın kaçıştan bahsetmiyorum. Bir önerisi olmalı. Oynarız ama bunu istiyoruz. Veya oynamayız. Neyse. Bilelim. Yani kimse de sizi zorlamış olmasın böylelikle.